Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği 11 ilde KOBİ'ler için sunulan desteğe başvurunun 45 bine ulaştığını bildirdi. Bu şartları sağlayan, onların tamamını versek zaten biz İslahiye'nin tamamı, yani genel anlamda baktığında bu ilçeye bir evet dedim, şu an için doğru. Ama biz bunları ne yapıyoruz? Biz bunları dinliyoruz. Şimdi bunlar mesela farklı aslında bu sanatlar. Ama ben tüm bu söylediklerimiz arkadaşlar burada notlarını alıyorlar. Güzel bir kritik bir nokta. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka soru var mı? Dün Antep Basket Müdürlüğü'nde de görüştüm. Ankara'da benim adıma kayıtlı oğlunun dershanesi vardı. Ve dershane ise, eğer hangi vergi numarasıysa, Ankara'daysa ve dershane ise, şirketin de ana faaliyet kurduğu eğitim, yani İsviçre her işi yapıyor. KOSGEB İsviçre çakısı gibi her işi yapamıyor çünkü KOSGEB... Ziyaret kapsamımızda yaptığımız bilgilendirme toplantısında KOBİ'lerimizle, esnaflarımızla bir araya geldik. Sorularını cevapladık. Tabii süreçle alakalı da bilgi vermek gerekirse an itibariyle 45 bin başvuruya da ulaşmış olduk. Bu başvuruların hem değerlendirme süreçleri devam ediyor hem ödeme talepleri alınıyor bir taraftan. Bunun da hızlı bir şekilde devam ettiğini bildirmek isterim. İslahiye ve Nur'da yine Gaziantep'imizde, geçtiğimiz hafta Gaziantep'te il programı kapsamında bilgilendirmemizi yapmıştık. Fakat bu iki ilçe daha öncesinde de program destek kapsamında belirttiğimiz grup 1, yani mikro, küçük ve orta ölçekli işletme olup depremde az hasar, orta hasar ve ağır hasar kapsamında hasarsız olmasına rağmen gelir kaybına uğrayanların da destek alabileceği bir bölge içerisinde belirlenmişti. Türkiye %99'u KOBİ olan bir ülke. Dolayısıyla KOBİ'lerimizin ekonomiye katkısına baktığımızda biz ilçe, il, yer fark etmeksizin KOSGEB olarak elimizden geldiğince bu destekleri sunmaya gayret ediyoruz. KOSGEB'in zaten kuruluş amacı da KOBİ'leri desteklemek ve onları geliştirmek. Tabii bugünkü burada bulunmamızın en temel sebebi canlanma. Yani bu canlanma desteği, Dünya Bankası ile beraber işbirliğiyle yürüttüğümüz bu canlanma desteğinin bizzat bir can suyu niteliğinde bölgeye fayda getirmesi. Bir yana bırakın. Evet. Psikoloji olur, bizi rahatlattı. Sağ olun. Başvurdunuz mu bizi canlanma desteği? Ben oradayım. Ha, oradayım. Biraz dışarıya çık. Taşmışız ama. Yer sizin olduğu için. Peki. Hadi hayırlı satışlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl yapacağız saçları? Gel.